Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün beraber bilgisayar destekli uygulamalar dersi birinci dönem ikinci yazılı sınav sorularını çözmeye çalışacağız. Şimdi birinci sorumuzda yandaki lojik kapıyı Proteus is programının eleman kütüphanesine çağırmak için hangisini ilgili pencerenin keyword kısmına yazarız. Şimdi arkadaşlar bu bir özel veya kapısıdır. Tamam mı? Özel veya kapısıdır. Yani x or kapısıdır. Dolayısıyla benim cevabım X olacak. X and e, özel ve kapısı. X or özel veya X and diye bir şey yok. X nor olsaydı özel veya değil. Nor veya değil. Not değil kapısı zaten. İkinci sorumuza bakalım. Yanda sembolü veren test cizaz cihazın ismi arkadaşlar bu e, clock palsi sağlar bize. Yani PVM ya da clock policy e, sağlar. Clock üreticidir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Proteus programında baskı devre çizimi için hangi arayüzü seçilir? Açıklayınız. Şimdi ISIS ve ARES vardı arkadaşlar. ARES vardı. ISIS elektronik devre çizim simülasyon programı. ARES'te çizdiğimiz bu elektronik devrelerin baskı devre PCB görüntüsünü yani baskı devre görüntüsünü oluşturuyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Isis'te bu şekilde gördüğünüz gibi elektronik devreler oluşturuyoruz. Simülasyonlar yapıyoruz. ARES'te de oluşturduğumuz devrelerin baskı devresini çıkarıyoruz. Yine bakın üstten görünüşü PCB görüntüsü gibi kısımlar yer almaktadır. Dolayısıyla burada bizim işaretlediği işaretleyeceğimiz seçenek ya da yazacağımız şey Ares olacaktır. Devam edelim. Kütüphaneye yeni bir eleman oluşturup eklemek için hangisi kullanılır? Arkadaşlar yeni bir eleman oluşturmak, eklemek için Library Make Device seçeneği seçilir. Burada biz library zaten elemanların olduğu yer. Make Device dediğimiz zaman da yeni bir device oluşur. Failini insan yeni bir tasarım alanı oluşturmak için cevabımız D şıkkı olacaktır. Beşinci soruya geçelim. Beşinci soruda daha önce oluşturulan dosyayı tasarım alanına çağırmak için Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? Arkadaşlar oluşturulan dosyayı tasarım alanına çağırmak. O zaman new değil var olan bir şey olduğu için onu çağıracağız. O zaman load design design diyeceğiz. Yani B şıkkı. File save as design as e, yaptığımız tasarımı farklı bir şekilde kaydetmek için. Save design zaten tasarım kaydetmek için kullanılıyor. Devam edelim değerli arkadaşlar. Yandaki dijital elemanın görevi hangisidir? Bu arkadaşlar e, lojik sinyal uygulamaya yarıyor. Neye yarıyor peki? Arkadaşlar lojik devrelerde bağlandıkları noktaya e, bir lojik devrem var. Bunu hangi noktaya bağlarsam ben orada bir pals oluşturuyorum. E, pardon. E, orada bir lojik sinyal uyguluyorum arkadaşlar. Hemen örnek üzerinde gösterelim. Mesela burada Bağlandığı noktaya lojik 0 uygulamışız. Lojik 1 uygulamışız arkadaşlar. Buraya da lojik 1 uygulamışız. Şuraya da yine lojik 1 uygulamışız. Yani bağlandıkları noktaya lojik değerini ne yapıyor arkadaşlar? Verilmesini sağlıyor. Burada cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Zaten lojik sinyal seviyesini göstermiyor. Lojik istenen genlik frekansı hayır. Girişine pals hayır. Cevabımız B şıkkı olacak. Devam edelim arkadaşlar. Var olan bir tasarımı kaydetmek için hangisi kullanılır? Şimdi arkadaşlar bir tasarım varsa bunu kaydetmek istiyorsam New Design yeni bir tasarım. Load Design var olanı yükle. New Device yeni bir zaten alakası yok. Tasarım diyor. Burada Device olduğu için çıkarıyoruz. File Save Design'da va Design'da var olan bir tasarımı kaydetmek, yeniden kaydetmek için kullanılır. Devam edelim. Sekizinci soruda arkadaşlarım. Hangisi File menüsünün altında yer almaz? New Design, Design yer alır, Save Design yer alır. Burada Design yazmış, şöyle Design olacak, yanlış yazılmış, Design olacak arkadaşlar. Open Design yer alır. Undo yer almaz, Undo hangi yer alır? Edit kısmında yer alır. Undo, Redo, bunlar Edit kısmında yer alır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdaki sembollerden hangisi direnç, kondansör, diyot gibi komponentleri içerir? Şimdi burası, burası değil arkadaşlar. Şu zaten e, neydi bizim e, ölçü aletlerimiz içeriyor. Şu komponent kısmı işte şurası. Bizim ne yapar arkadaşlar? Direnç, kondansör gibi diyot gibi komponentlerimizi seçtiğimiz alandır. Devam edelim. Aşağıdaki hangisi çalışma alanı görüntüsünün büyüklüğünü artırmada kullanılır? Evet, bu soruda zaten bir önceki sınavda da benzer soru çıkmıştı. Tasarım alanının büyüklüğünü art seçeneğiyle artırıyoruz. Bu eleman taşımak için, bu küçültmek için, şu da fit yapmak için kullanılıyor arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Çözümler, sorular ve çözümler açıklama kısmında yer alacak arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında oradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere hoşça